Gıda perakende tarafını biraz da konuşalım. Hem şu marketler tarafı hem Coca-Cola gibi böyle bir yıldız gibi parlayan fiyatlar. İçecek muazzam gidiyor. Yani içecek tarafında bence hiçbir sıkıntı yok ve bence hala potansiyel özellikle orada bir miktar Anadolu Efes'te de hatta daha reaksiyonel hareketler görüyoruz. Yavaş yavaş bilançolar da fiyatlanmaya başladı. Hani oradaki hareketleri de göreceğiz. Bence içecekte fırsat bu fırsat hala devam ediyor. Coca-Cola tarafında biraz yukarıdaki marjlar aldı. Anadolu Efes tarafında hala gidebileceğimiz yer var. Ben içecek tarafında hani içecekten vazgeçiyorsanız mutlaka holding elinizde olsun derim. Hani onu söyleyeyim. İçecek de holding benzer dinamiklerde hareket ediyor. Bu tarafta olabilir. Onun haricinde şimdi perakende gıda kısmında çok ucuz kalan kağıt oldu. Şokun dinamikleri bir miktar daha bozuktu bilançoyla. Fakat bence orada hala çok net yukarı yönlü hareketliliğin gelebileceğini düşündüğüm bir pay var şok tarafında. O yüzden 85 hattının üzerine bir hareketlenme yakın vadede şok da beklenebilir. Onun üzerinde de böyle 3 tane rakamları görebiliriz gibi gözüküyor. Benim burada favorim hala Migros olmaya devam ediyor. Özellikle geçen haftalarda işte 420'nin altı civarı alınabilir diye düşünüyorum. Sen hala mı Migros? Ben hala Migros'cum ya. Ama orada ne şöyle göz... bir durum var. Ya yukarıda pay çok azaldı gene. %10, %15 payı var. Ee, ama sanki orayı güncelleyeceğiz gibi geliyor. Çünkü ya Migros'u tabii ki mutlaka yazılım kısmında yok artık. Hani pay çok azaldı çünkü. Yani yukarıda ...yüzleri var ama şirketi çok beğeniyorum. Hani Migros buradan çıksa 700'e gitse şaşırmam. Büyüme konjonktürü içerisinde ya şirket. Bu arada sanal tarafında da yatırımlar var ya hani adım adım görmek istiyorum. Çünkü ilk konuştuğumuzda 450 olur mu dedik 450 oldu büyük bir düzeltmeydi 270'lere kadar neredeyse geri geldi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sallıyor da olabilir. Buradan tekrar yukarı yönlü sert bir hareket yaptı. Geçen, hafta, geçen bilanço döneminden önce işte gene fiyatlandı 500 dedi bilanço öyle 400 lira düştü. Yine hareket var. Ben 550-590 arasında bir bakalım Migros'a diyorum. Oraya kadar hareketi bekliyorum. Buranın yıldızı ülker olmaya devam ediyor çarpan etkisi ee, ve hala güçlü duruyor. Ee, özellikle dinlenmelerinden sonraki hareketler bence çok iyi. Hani bence o taraftaki hareketlilik çok değerli oluyor. O yüzden ben burada e, ülker tarafını da takip etmeye devam etmekte yarar görüyorum. Şimdi Migros eğer sizi doyurduysa yukarı yönlü harekette şok geride kaldı. Dimle Migros'un yukarıdaki payları bir miktar azaldı. Ee, ben özellikle Migros tarafında belki bir güncelleme gelebilir bu sanal taraf çünkü çok büyük bir güç katıyor. Yine portföylerde gıda perakendesi tarafı kalsın. Bence bundan sonraki dönemde sadece gıda perakendesi değil perakendenin genelinde işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Yani tekstil tarafı da bence bu işin içerisinde iyi olacak. Mavide, Vakko'da, e, Sven'de de rakamlar kötü değil. Dinamikler iyi geliyor. Orada özellikle Mavi Vakko çok ön plana çıkıyor yapı itibariyle. Yani perakende kısımdaki bence hareketlilik devam edecek. O yüzden benim radarımda Migros Ülker hala daha önde. Henüz kar satışları hikayesini yapmadım. Ee, bir maç bir miktar e, yukarıda payı azaldığını düşünüyorum. Ve şokta da hala büyük bir boşluk var. Gıda perakendesinde geride kalan yapı şok gibi gözüküyor. Ee, ama hem Ülker hem şok benim elime biraz fazla geldiği için Migros ülkelerle devam ediyorum.